Değerli izleyenler merhabalar, ben Mustafa Türk, gazeteci çiftçi kanalımda siz değerli izleyenlerimle bugün yeni bir video çekiyorum yine. Gazeteci çiftçi kanalımda özellikle üzüm yetiştiriciliği üzerine ve köydeki yaşantım üzerine bilgilerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda budakçılar budak yapma çalışmasına devam ediyor. Ben de bir taraftan işlerime bakıyorum, onlara yardımcı oluyorum. Bir taraftan insan eksikse sıraya duruyorum, yine onlarla buluyorum. Bir taraftan da çubuk kırma çalışması devam ediliyor bağın içinde. Bir taraftan da eğer kış gübresi atılacaksa artık bağ hazır hale getiriliyor. Çubuk kırılmadan, çünkü gübre atılamıyor. Gübre makinesinin ayaklarına çubuklar takılma durumu oluyor. O yüzden öncelikle ya bu çubukların çekilmesi ya da kırdırılması gerekiyor. Şu anda bizim amcaoğulları başladılar. Erkence budattıkları için şu anda gübre atımına geçtiler. Ben şu anda daha bitiremedim. Bugün 12. gün falan budak yapmaya devam ediyoruz 10 kişilik ekiple. Arazi biraz fazla olunca hemen bitmiyor çalışmalar. Bir taraftan da akşamüstüleri çubuk çekme ve çubuk kırdırma işlemi yapıyorum. Siz değerli izleyenlerimle bunu da paylaşacağım. Şu anda amcaoğlum şöyle, onun yan tarafında bir bağ var ve bağın içinde şu anda gübre makinesiyle gübre atıyor. Ne gübre atısı atıyor? Kış gübresi için hangileri uygun? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Normalde gübre fiyatları da çok fazla arttı. Ben o yüzden kışın gübre vermeyi düşünmüyorum yine. Kendi bağlarımda ben kış gübresi olarak bile damlamadan gübre vermeyi tercih ediyorum. Sulu kükürt uygulamaları yapıyorum. Bu sene Leonardit uygulaması da yapacağım gübre olarak. Yani kök çalışması için gübreleme yapacağım. Gübre pahalı olduğu için gübre almayı planlamıyorum. Çünkü çok fazla bir maliyet biniyor. Benim şu anki şartlarda bütün bağlarıma gübre atmam için 60 bin liralık yani gübre almam gerekiyor. Bir gübrenin geçen sene 150 lira olan torbası bu sene 800 TL ile 1000 TL arasında. Bir şeker gübresi olsun, üre gübresi olsun, artık çuvalı 1000 TL gibi rakamlar üzerinden satılıyor. Bu da çiftçiye büyük külfet. Damlama gübresi de aynı zamanda pahalaştı, ancak damlamada biraz daha oran azaltılıyor ve direkt köke işlemesi sağlanıyor. Benim de şu anda bütün bağlarımda damlama sistemi olduğu için ben damlamadan gübre vermeyi düşünüyorum. Amcaoğlumun yanına geçeceğim. Ne gübre satıyor, nasıl bir çalışma yapıyor, bunları siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Bu sayede de kışın nasıl bir uygulama yapılıyor, bunları da birlikte görmüş olacağız. Değerli izleyenler, bizim amcaoğlu Yaşar Türk şöyle bir helozonlu gübre makinesi var. Ve asmaların dibinde bu helozonlar 30 santim alta gübreyi boşaltıyor. Dölümünde hemen hemen 50 kilo civarında gübre atılıyor. Bu gübre kuyruk miliğiyle çalışıyor gübre makinesi. Şu anda kendisine sordum, 15-15-15 gübresi atıyor. Bu 3-15 gübresi bağ için kış gübresi olarak yeterli olan bir gübre. Şimdi kasada gübre yüklerken gübreyi de kaça almış, maliyeti ne kadara çıkıyor, siz değerli izleyenlerimle bunu da paylaşacağım. Şöyle yan sıralara hep atmış, şuradaki sıralar kalmış. Evet, bu arada amcaoğlunun bağı da bayağı bir yaşlı. Aslında daldırma yöntemiyle geliştirilebilir. Bana kalırsa bu atılan gübre, yani bu bağ tamam faydalıdır ama bağda çok az şey olduğu için, asma sayısı az olduğu için çoğu gübrede boşuna gitmiş gibi bir şey oluyor. Mesela şuralarda asma yok. Şuradaki asma da kurumuş. Mesela şu direk arası tamamen boş. Böyle yine içlerinde şöyle yaşlı asmalar gibi asmalar çok. Allah'tan yanına daldırmasını ala koymuş. O yüzden daldırma yaparak bu asma yenilenecek. Şöyle bir tanecik gözlü asma bırakılmış. Bu da çekirdeksiz sultane üzümünde yeterli değildir. Evet. Yani yaşlandıkça bağın
hem verimi düşüyor hem de yapılan masraflar bir anlamda boşa gitmiş oluyor. Tabii toprak altı gübrenin de bir an önce verilmesi gerekiyor. Çünkü yağacak yağmurlarla bunların toprak altında bu gübrelerin eriyerek köklere ulaşması gerekiyor. Çünkü kışın salma su yapmıyoruz. Genelde yağan yağmur yeterli oluyor. O yüzden Aralık'ın 15'inden Ocak ayının 15'ine kadar kış gübresinin atılmasını ben tavsiye ediyorum. Ben dediğim gibi şu anda kış gübresi uygulamadığım için bağımdaki işçiliklerde acele etmiyorum. Ağır ağır işçilikleri yapmaya devam ediyorum. Evet, şu anda gübresi bitmiş. Hemen onun yanına geçiyorum. Ve siz değerli izleyenlerimle gübre fiyatları ve gübrenin özelliklerini anlatmaya devam ediyorum. Aç, aç, aç. Değerli izleyenler, bu helezonlu bir gübre makinesi. Şu şekilde size helezonunu da göstereyim. İçinde helezon var ve gübreleri yandaki ayaklara, yani şu hortumlara verilmesi sağlanıyor ve ayakların açtığı yola da gübre atılmış oluyor. Dediğim gibi kuyruk miliğiyle çalışan bir gübre makinesi ve şurada da ayar kolu var. Bu ayar koluyla da dölümünde ne kadar atmak istiyorsak ona göre ayarlama yapıyoruz. Amcaoğlu, şu anda dölümüne kaç? 50 kilo. 50 kilo mu atıyorsunuz? Ha. Evet, 15-15 gübremiz. Üre gübresi. Şey, ne gübresi oluyordu? Kükürtlü çinkolu. Çinkolu bu. Evet, kükürtlü çinkolu. Kış gübresi olarak amcaoğlum bunu atıyor. Bu devam edeceğiz. Başka. Bu hemen hemen yeterli zaten bağaya. Çoğu kişi bu gübreyi atıp yeterli görüyor. Ve yazında hiçbir gübre atmıyor. Sen daha sonra amcaoğlu şey devam mi yapacaksın? Devam edeceğim. Damlamadan mı vereceksin? Evet, damlamadan kök geliştirmek için ümik asit olsun. Diğer çeşitli gübrelerden, azotlu gübrelerden atılmaya da devam edilecek. Şimdilik kışın bu gübreyi atmayı tercih etmiş amcaoğlum. Evet, kendisi Yaşar Türk. Benim amcaoğlum oluyor. Bağlarımız genelde yan yana. Biz kışın bütün işçiliklerini bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Makineyi de bu arada yeni aldılar. Makinede kullanımı güzel. Tavsiye edilebilecek bir makine. Güzel. Helezonlu makineler gübreyi eşit miktarda da dağıtması açısından ideal oluyor. Amcaoğlu, gübrenin torbası ne kadardı? Vallahi Tarış'tan aldık. 400-500 geçiyor, 550-600. O civarlar mı olacak? 30 torbasını 13,5 aldım. 13,5 milyona. 13.500 liraya almış 30 torbasını. Hemen hemen ne yapıyor? Yine 400 kusur. 410 milyon mu? 500'e yakın. Evet. Öderken yine bunu şeyli mi ödeniyor? Banka üzüm yatırıyorsun. İşte, kooperatiften aldık. Tarış'tan aldın değil mi Yaşar abi? Evet, Yaşar abi bunları Tarış'tan almış. Tarış'ta ortaklık olduğunda bu şekilde gübremizi, çuvalımızı, işte örtü sistemimizi oradan da alıp üzüm vadeli olarak işlerimizi görebiliyoruz. Üzüm vadesi geldiğinde de ya yerine üzüm yatırıyoruz ya da parasını ödeyerek işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, 15-15 yani 3-15 kış gübresi. Değerli izleyenler, gübremizin içeriğini sizlerle paylaşmak istedim. Toplam azot miktarı %15, amonyak azotu %7,5, üre azotu %7,5, suda çözünür fosfor pentoksit %14, yine %15 suda çözünür fosfor pentoksit var, sitrat amonyumu olan kısmı. Suda çözünür potasyum oksit %15, toplam kükürt trioksit %5, toplam çinko %1. Çinko gözlerin iyileşmesini sağlıyor. Fosfor pentoksit çubuk yapmayı sağlıyor. Aynı zamanda azot sürek yapmayı sağlıyor. Üre azotu, amonyum azotu da sürek için çok faydalı. Yani bu gübrenin içeriği bir bağ için yeterlidir. Daha fazlasına da gerek yoktur. Değerli izleyenler, evet, traktörle nasıl atılıyor? En son bunu da göstereceğim ve videoyu tamamlayacağım. Bu arada amcaoğlum şöyle geçen sene pompayı çaktırdı, filtre sistemini de taktırdı.
bağlara buradan da gübre verebiliyor. Evet, çalışma şeklini hemen sizlerle paylaşayım. Kuyruk mili teker döndükçe dönüyor. Bu şekilde helezona da çok sıvaştırma yaptırmıyor. Ve içinde ayaklarından gübre belli oranda verilmiş oluyor. Evet, şu anda gübreyi gösteremedim. Hafiften kazmamız gerekecek. Evet. Evet, size gübreyi göstermek istiyorum. Burada gübre atılmamış. Asmanın başlangıcından büyük ihtimal atmış. Şuradan kazıp göstereceğim. Evet. Acaba gübre kara olduğu için mi göremedik? Evet. Ya bu gübre atmıyor ya da şuradan bir kazıp bir bakmak istiyorum. Eğer atmıyorsa amcaoğlu'yu da uyaracağım. Değerli izleyenler, gübre varmış. Gübre de siyah olduğu için kendisini göstermiyor. Evet, şu topak topaklar gübre. Ben görememişim. Toprak renginde olduğu için görünememiş. Evet, belli oranda bu şekilde 20 santim derinlikte gübre atılmış oluyor. Özellikle topraktaki gübreyi de siz değerli izleyenlerime göstermek istedim. Bazen biz gübrenin atıp atmadığını kontrol etmek için kaldırıp bakabiliyoruz. Ama iki tarafında gübre attığı görülebiliyor. Evet, erkence tam başa geldiğinde kapattığı için gübre görünememiş. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.